Yabani domuz çok. He, yabani hayvan olmadı, olduğu için onu ekemiyoruz. Peki muhtarım neler Yozgat yaptın, TV neler biliyorum. yapmayı Haberim var. planlıyorsun Vallahi sonraki şimdi dönemde? sonraki dönem değil Olur kısmet de olursa neler yapmayı düşünüyorsun? ya sonraki dönem falan değil, onu düşünerekten değil de köye her şeyi yaptırmayı istiyoruz. Ama Neler yaptırdın o zaman muhtarım? Bir yaptırdık. işlerini söyle ki Ya yapacaklarına da ben kanaat edeyim baraj artık yani. yaptırdın. Nerede yaptırdı? Yaptırmadığını niye söylüyorsun? Yaptığını Öyle yaptığımı diyorum ya. değil. Sen biraz daha Ha biz zorlasan havalanı getirecek. Ben biliyorum da. Havalanı yaparım. Şimdi biz kendi Yaparım hadi. Ben imkanlarımızla sana desteğe köyümüzün bazı şeylerini yaptık. Ama devletten Yaptıklarını olarak biraz açıkla. şey alamadık. Yaptığını Pandemi dediler, bilmem ne dediler. Bir barajımız vardı. O askıya alındı. Ondan sonra Yolumuz yolumuz askıya alındı. vardı, askıya alındı. Bu 2 sene önce Evet. etütü yapılmış, her şeyi yapılmış şeyler. Şimdi Doğru. şu anda askıda kalıyor. Gidiyor, Doğru söylüyor muhtarım. pandemiden ödenek yok deyip çıkıyorlar. Şimdi Bizim düşünüyorum. Sarıkaya'dan Aktağ'a İki sıra. duble yolumuz vardı. Bir yerde yarım kaldı. Her ölçümleri Yani bitti, iki şeyi sıra bitti, her şeyi bitti ama yol başlamadı. Evet. Peki muhtarım Bazı köyün köyümüzün içinde parke taşları mesela eksik. Onu Yapılmıyor yaptıramıyor. sokaklar Heh. pembe şeyler var kilit taşlarımız. Kilit taşlarımız eksiğimiz çok. Köyün eksiği çok. Bu arkadaş Ben buna rakip olacağım rakip. Azamı yeni muhtar adayı mı? Ne bu? Kaynadak herhalde Bilmiyorum işte rakip artık. olmaz ya. He. Kaynadak iki. Şimdi Kaynadak da konuşurken de aynı biraz bilinçli konuşmak lazım. Şimdi Tabii onu yaptırmış ya. Biz sana yaptırımı diyoruz. Diğer mi arkadaş? Peki muhtarım biraz köyden bahsederken köyün şu anda neleri var? Köy konağı var mı? Milletin Köy toplandığı konağımız düğün salonu var mı? yok. Düğün salonumuz Hiçbirimiz yok. yok. Köy konağı da yok yani. Bir kendi imkanlarımızdan bir tane biz şey yaptırdık. Onu Muhtarlık. köylünün muhtarlık da değil. Esasında muhtarlık Kur'an kursu olarak yaptırdık. Bir de üst tarafı erkeklere Kur'an kursu olarak yaptırdık. Biz kendi imkanlarımızla. Evet. Pek Aslında şeyden şöyle yararlanamadık. biraz anlatacak olursak çevre köyler neler var etrafında köy Muhtarlığı olarak? yan açacağız. Allah Şey, izin verirse. şimdi köylerimizde şey var. Doğusunda Eynelli köyü var. Evet. Batısında Kaplancı var. Ramazanlı var. Kuzeyinde Kuzeyinde şey var. Topaktaş. Topaktaş, güneyinde Topaktaş var. Kuzeyinde Hisarbey var. Çok güzel bir He, köyümüz var he. yani. Evet, Bir köyün de gerçekten kazalara merkez. Şimdi Aktağ'a gidersen 30 kilometre. Sarıkaya. Sarıkaya'ya git 30 kilometre. Sarayken'e git 30 kilometre. Çayırhan'a git 30 bir köyümüz tam merkezinde Tam yani. noktada Tam böyle. noktada. Her tarafa 30 kilometre. Evet. Ama köyünüzün gerçekten güzel havası var muhtarım. Temiz havası var. Güzel, köyümüz çok güzel. Ormanıyla. Peki muhtarım gurbette yaşayanlar Ankara'da olsun, çevre illerde olsun bunları köye teşvik etmek için neler yapılabilir? Şu temiz hava dururken Ankara'nın o havasında Şimdi geliyorlar yani şimdi şey olanlar emekli bayağı olanlar da geliyor emekli olanlar genellikle. geliyor. Genellikle ev filan yapıyor. Evet. İşte ama bayağı bir zorluk oluyor. Niye zorluk oluyor? Elektrikten bir sorun yaşıyor. Gidiyorsun Sudan ondan sonra sıkıntı. özel idareden bir sorun yaşanıyor. Yani bunların imkanı esasında vatandaşa şey yapması lazım. Devlet bunu ne diyor? Köye geri dönüş diyor ama bunlar bir sıkıntı. Zorluk çıkıyor. Zorluk Sıkıntı çıkarıyorlar. çıkıyor. Ha, neymiş buraya ev olmazmış. Ama olmaz ha, adamın imkanı yok. Başka yeri yok. Ne yapmamız Evet. gerekiyor? Eğer ki yola tecavüz ediyorsa, başka yerlere tecavüz ediyorsa ona biz de karşıyız. Peki muhtarım gurbettekilere söylemek istediğin ya da izleyicilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? Şimdi gurbettekilere ne diyeyim? Gelsinler köyümüz şenlensin. Herkes Herkes evliliği yer yapsın. yapsın. Onun için onu istiyoruz biz yani. Evet. Evet. Onları seneden seneye burada görmek istiyoruz. Yerleşsinler, bir şeyler yapsınlar. Evet. Şimdi yerleşmese de gelsin. Hiç olmazsa 1 ay 1,5 ay ta şeyi var. İzini var. Köyde geçirsin. Tabii. Evet. Köyümüz orman müsait. Piknik yerlerimiz var. Daha başka yerlerden geliyor burada piknik yapıyor.
Mesela biz siyasilerimizin bizim de bu memleketimizde biraz ilgilenmeleri lazım. Yol hakkında olsun. Mesela köy içerisindeki yapılacak işlerden dolayı onlara ilgilenme, büyüklerimiz, mesela bakanlarımız var, bu kadar milletvekillerimiz var. Evet, bu bakanlara hükümet içerisinde bu kadar yetkililerimiz var ama hiçbir ilgilenen yok. Baraj yapacak vazgeçti. Yol yapacaklardı vazgeçti. Yani hiçbir yatırım yok köyümüze. Hiçbir yatırım yapmıyorlar köye. Köyün yatırımı olmadığı için de bu imkanı insanlar niye diyorsun geri buraya? He, biz kendi imkanlarımızla bayağı bir gereken işleri yaptık. Mesela çeşme desen yaptık. Mezarımızın duvarını yeniledik. Yeni mezarlık yaptık. Köy konağını yaptırdık. Ne bileyim. Hani bu vatandaşın şeyiyle oldu. Bir devletten olan bir şey olmadı. Biz Kur'an kursuna başladık. İlk 4 sene mi oldu ne oldu? Adam 1.000 lira vereyim diyor, 1.000 lira. 1.000 lirayı dedik ki biz hiç almıyor, hiç olmazsa yardım ettim deme dedik. Evet. Şeye, dinayetli şeyden. Köy hakkında bazı kanunlar var. Mesela orman daireleri, köyde çok işte adam ev yapacak, keres şey alması, ihtiyaç alması gerekiyor. Adam diyor ki köyde 3 sene oturduysan gel diyor şeyimi vereyim. İkamet etmen lazım. Bir sene ikamet etmen lazım. 3 sene yaptıktan sonra ben burada köyde ne işim var bende? Evim ondan sonra benim ne işim var benim burada? Ben oturacakmışım, bir sene de ondan sonra gidip ihtiyacı alacakmışım. Mesela böyle problemler çok çıkarıyor. Köylerde bazı şeyleri göçetmeleri lazım. İnsanları rahat bırakmaları lazım. Elektrik işinde öyle. Orman dairesinde öyle. Yani evet. Her şeyde öyle. Hele elektrik işi. Hele elektrik işinde çok problem. Çok problem yani. Şimdi adam onu çıkarıyorlar yani. Ne bileyim abone vermiyor, bilmem ne yapıyor, uğraştırıyor. Projeye uygun oluyor diyor. Adamın projeye uygun olacak yeri olmuyor. Komşudan diyor 3 metre çekeceğim, bilmem ne edeceğim. Bir sürü sıkıntı. Yoldan 5 metre çekeceğim. Adam şuraya ev yaparsa nereye çeksin? Burası bir köy. Ya bura bir köy. Eski yerleşim yeri. Sıfırdan yapmıyorsun ki mesela bunları şey yapsam. Evet, çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Biz de teşekkür ediyoruz.